Ekmek mi pahalanmadı, et mi pahalanmadı, ne pahalanmadı ki? Para kereye zeyde bir yer, her tür zeyde bir yer. Market ürünleri çok pahalı. Dolmuş 20 lira gerçekten fazla. Herkes gidip gelemiyor. Adam ta evi nerede, yayan mı gelecek şimdi? Fakir fukara Diyarbakır'da çok, yani gariban adam çok. Yani biz bundan şikayetçiyiz 20 lira. Bir anda geçen sene 3,5 liraydı. Siz de biliyorsunuz yani. Bir seferde, bir sene içinde 20 lira olur. Hem müthiş lira. Kaç lira ne vereceğim? Ama zaten tıkım nakman karım hem kefistan çekim lukum. Gıda ürünleri, normal ürünler, bunlar hepsi fiyatları artınca cepte para da kalmıyor. Kitap fiyatlarından şikayetçiyim. Normalde bu kadar pahalı değillerdi ama son zamanlarda artan fiyatlardan dolayı aşırı derecede pahalandı. Bu da birçok öğrenciyi mağdur ediyor. Ben LGS'ye hazırlanırken bir tane kitap 45 TL'ydi. Şu an üniversite sınavına hazırlanıyordum. Bir tane kitap fiyatı 250-300 TL. Bu da birçok öğrenciyi mağdur etti diye düşünüyorum. Çay içeceğiz, aşağı ineceğiz bir çay içmeye ama termos alamıyoruz. Çok çok pahalı. Bir yerde 500 lira, bir yerde 600 lira, bir yerde 350 lira. Yani serbest piyasa bizi berbat etti. Eskiden mesela 10 bin liraya aldığımız şey şu an 100-150 liraya alıyor. Hani esnaf olarak konuşalım. Bireysel olarak da şunu söyleyeyim size. Şimdi eskiden çok rahat dışarıda yemek yiyebilirdin, aileni alıp yemeğe çıkabilirdin. Şu an onu da yapamıyorsun. Çünkü 5-6 kişilik bir aileyle dışarı çıktığında en az 2500 lira bir para gidiyor. Bunu kazanmak da çok kolay değil. Vallahi her şeyi şaşırıyorum. Gözümü açacağım diye bunu alacağım. Gidiyorum, baktım o da yükselmiş. Mutfaktan şikayetçiyim. Mutfağımı çocuklarıma yediremiyorum. Herhangi bir şey. Yani yeterli bir de beslemiyoruz onları. Buyurun. Meydanda okuyorum bir kafede. Bardağı şu anda 70 milyon. Doğan Usta'da sadece bardağı 10 milyon, şişesi de 20 milyon. Buyurun meydan, Koyumcular Çarşısı'nın girişindeyim. Hadi Allah'a emanet.